Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlere şu güpür kumaşı, bu keten kumaşa nasıl aplike yapacağımı öğreteceğim, göstereceğim. Esasında sizler de biliyorsunuz ki biz çeyiz kültürüne çok önem veren bir milletiz. Bunun çeyizimizde yeri çok fazla. Bunda yatak örtüleri, masa örtüleri, işte runnerlar vesaire, bohçalar, her şeyi yapabiliriz. Biz bugün bunun nasıl yapılacağını bir öğrenelim. Daha sonra detaylı detaylı sizler tabii ki evlerinizde çalışır ve daha geniş bir şekilde malzemeler ortaya koyabilirsiniz. Ama bunlar için bize tabii bazı şeyler gerekli. Ben şöyle bir malzemelerimize göz geçirmek istersem, dediğim gibi güpür dantelim, kumaşım, dikiş malzemeleri de tabii çok önemli. Makasım, şimdi olmazsa olmaz bugün kullanacağım kıvrık uçlu makasım çok önemli. Ucu iyi kesmeli. Şöyle tek hareketle istediğim yeri kesebilmeliyim. Asla çiğnememeli. Yine bayilerimizden bunu edinebilirsiniz. Mutlaka mezurum olacak. Cetvelim çok şart. O da çünkü düzgün kesmem gereken yerlerim olacak. İşte toplu iğnelerim ve olmazsa olmaz makinem. Hadi gelin S300 ile bu güzel örtüyü tasarlayalım. Evet, kumaşımdan bahsetmiştim. Şimdi kumaşı şöyle dikdörtgen bir kumaş. Ölçü vermiyorum çünkü niye? Herkesin kendi ölçüsü kendine ait. Şöyle bir şey söyleyebilirim yalnız. Ne olur ama ne olur. Herhangi bir eşya için hazırladığınız örtünüzün orantılı olmasına dikkat ediniz. Yani bu ne demek? Bir metrekarelik bir masaya kare ya da dikdörtgen bir örtü koyacaksanız ne olur en az %75'ini kaplasın. Uzunluğunda ya da eninde. Bu size şöyle bir örnek olabilir esasında. Şimdi herhangi bir ölçüdeki örtümün önce bu dikdörtgen bir örtü olacak. İkiye katladım ve ipek kumaş olduğu için şöyle hafif, çok fazla bastırmadan orta işareti aldım. Niye bu orta işaretine ihtiyacım var? Şimdi göreceğiz. Sonra güpürümü elime alıyorum. Onun da tam ortasını buluyorum. Ama bu sefer boydan ortasını buluyorum. Şöyle şuraya bir iğne sokuyorum. Hemen şöyle iğneledim. Bunun da eninden, boyundan bulmuştum. Eninden ortasını buluyorum. Bunlar pratik, hiç ölçmeden. Bakın şöyle bir işaret koyduğumda ve açtığımda artı olarak bakın burada. Bunun ortasını güpürümüze dikkat ediyoruz tersten koymamak için. Bu ortayı bu ortanın üzerine getiriyoruz. Şu şekilde iğnemizi hemen şu şekilde takıyoruz. Bu çok önemli. Sonra güpürün tam ortasını dikkatli bir şekilde buradaki çizgiye getiriyoruz. Mümkün mertebe biraz sık iğneliyoruz. Neden? Kaymasını istemiyorum çünkü. Hemen hemen neredeyse her dilimde bir iğne koydum gibi oldu. Bir tarafı bitti. Şimdi diğer tarafı. Diğer tarafını da hiç dert etmiyorum. Çünkü ortaya koyduğum için o da eşit gelecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz her zaman ölçülü çalışmak, hani biçkiyi doğru yapmayı salık vermiştim ya. Aynı şekilde bu tür örtülerde de doğru dürüst yerleştirmek, düz boy ipliğine dikkat etmek çok önemlidir. Evet, tam ortadan ortaya yerleştirdiğimiz için bakın buradaki ölçüyle buradaki ölçü aynı çıktı kendiliğinden. Neden? Çünkü her ikisinin de ortasını bularak o şekilde yerleştirdik. Şimdi bu hale geldikten sonra hemen makinama geçiyorum. Şöyle makinamı kendime doğru biraz alayım. Zikzak yapacağım. Zikzakla tutturacağım ben bunu. Onun için simli iplik kullandım. Ama sizler tabii istediğiniz renk iplik kullanabilirsiniz. Şimdi zikzak genişlik ayarını bu makinede 3,5'a aldım. Hemen şöyle en tepeden başlıyorum. Ve dikkatli bir şekilde kaydırmadan, evet, muntazam bir şekilde isteyen iğneleyebilir, isteyen teğel yapabilir ama ben biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz teğelden yana değilim. İğneleyerek bu işi halletmeyi planlıyorum. Çünkü
çünkü bu makinelerin, daha doğrusu Singer'in bütün makinelerinin seten ayağı var. O da rahatlıkla aplike yaptığım alanı görmemi sağlıyor. Muntazam bir şekilde, neredeyse yarıladık gördüğünüz gibi. Dönüşler için iğne altta fonksiyonunu seçtiğim için ben dikişi bıraktığımda iğne altta kalıyor. Böylece yerimi de kaybetmemiş oluyorum. Yani kaldırdığımda iğne altta pozisyonu. Neredeyse bitmek üzere. Hemen temizliyoruz. Şöyle. Alttan da kesiyoruz. Burayı da. Bunu da kestikten sonra şimdi üstündeki iğneleri alalım. Çevirelim. Şurada bir tane daha kalmış. Herhangi bir yerden delerek. Herhangi bir yerden delerek. Zikzak yaptığımız için, yani sardığımız için muntazam bir şekilde şöyle kesebiliriz. Ama yayının başında da söylemiştim. Bana kıvırık uçlu makas çok şart. O olmazsa bu kadar muntazam kesme şansım olmaz. Şöyle kestiğiniz yeri tutarak gereğinde makasın ucunu sağa çevirerek, gereğinde sola çevirerek bakın, muntazam bir şekilde rahatlıkla kesebiliriz. Böylece hem işim çabuk biter. Bakın şimdi çevirdim. Çünkü bu tarafını keseceğim. Elimde böyle durmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta. Katiyen yaptığımız pikoyu kesmiyoruz. Dikkatli bir şekilde kenarlarından kesiyoruz. Fazlalıklarınız oldukça şöyle çıkarın. Kenara koyun, elinizle tutarken sizi eziyet etmesin. Sonlara doğru geldik. Son hamlemizi de yapalım. Böylece altının temizliğini de yapmış olduk. Çevirelim bu ters yüzü. Şöyle çevirdiğimizde, şöyle gördüğümüzde bakın pırıl pırıl. Eğer alt zemin koyuysa desen kendini gösterecek. Koyu olması da çok gerekmiyor. Ben bu kumaşın burada olmasını istemedim. Araya güpür dantelimi aplike yaptım. Şimdi bunu bir ütüleyelim. Sonra kenarlarını çalışalım. Örtümüzün köşelerini çalışalım. Köşe çalışmak için şöyle iki kenarı üst üste getiriyoruz ve katlı olan kenarı da içeri doğru 3 santim kadar kıvırıp şöyle bir iz yapıyoruz. Bu izden, izimizi hiç bozmadan makinamızda düz dikişi alıyoruz. Hemen makine çekiyoruz. Hemen temizliyoruz. Yine iki kenarı üst üste getiriyoruz. Şu şekilde katlı olan kısımdan 3 santim yine üst üste kıvırıyoruz. Şuraya sıkı bir tırnak ütüsü yapıyoruz. Hiç elimizden bırakmadan yerimiz kaybolmasın diye muntazam bir şekilde yaptığımız tırnak ütüsünün üzerinden düz makine çekiyoruz.
dört kenarımı da hazırladıktan sonra şu şekilde, burası biraz daha az, geriye kalanı biraz daha çok şu şekilde kesiyorum. Böyle kesilmek zorunda. Sıfıra doğru ama sıfır değil. Bir milim kadar kalmak zorunda. Yine şuradaki ipimi çok fazla bırakmak istemiyorum. Bunu da kesiyorum. Ve şöyle yapıp geri çeviriyorum. Çok hafif bir şekilde makasın ucuyla ama çok hafif, hafif darbelerle uç kısmını yapıyorum ve şu şekilde gördüğünüz gibi mükemmel bir köşe çalışması elde ediyorum. Evet. Aynı şekilde diğerlerini de milimden burada 1 milim, burada 3 milim kadar pay kalacak. Şu şekilde çeviriyorum. Yine makasın ucuyla ya da varsa tırnağınız, tırnağınızla da olabilir. Çok hafif, biliyorsunuz ipek kumaşlar çok hassastır gördüğünüz gibi. Bunu da görelim. Köşe çalışmamızı yaptık. Evet, böylece örtümüzün köşeleri de çalışıldı. Şu şekilde görebiliriz. Yine ne yapıyoruz? Bunları da şık bir şekilde ütülüyoruz. Evet, örtümü ütüledim. Şimdi şunun, yani şu parçanın bu parçaya tutturulması için makinamdan piko çalışması yapacağım. Ama bu çalışma için aklıma bir şey geldi. Bizim bink iğnemiz var. Ha, şuraya da koymuştum. Hangisiydi? Dur bakalım. Ha, şu. Bizim bink iğnemiz var. Gördüğünüz gibi kanatlı. Şu iki tarafı daha bir geniş. Normal iğneyi de göstermeye çalışırsam, bakın normal dikiş iğnesi ne kadar farklı. Ben bu kanatlı iğneyi makinama takmak istiyorum. Onunla desen çalışacağım. Daha bir farklı olacak, daha bir güzel olacak. Bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi yine normal iğneyi takar gibi iğne yuvasına düz kısmı arkada olacak şekilde oluğa yerleştireceğim. Ama önce şu ayağı indirmek gerekiyor. Daha rahat hareket edebileyim diye. Şu şekilde yerleştirdim. Sonra da torna vidayla şuradan şöyle bakıyorum. Kameranın açısı şey olmasın diye zorlandım ama oldu. Sonra da simle yapacağım. Çok süslüyüz ya bugün. Acayip süslüyüz simli iplikle. Hemen ipimi de geçirdim. Ayağı kaldırıyoruz. Bu makinede da 125 nolu deseni seçtim. Şimdi hemen makinenin altına koyuyorum ürünümü ve düzenli bir şekilde sadece pedalıma basmak kaydıyla o seçtiğim deseni boydan boya hem kumaşımı tutturma adına hem de süslü bir desen olsun adına ürünümü bitirmeye çalışıyorum. Ben bu deseni seçtim. Tabii sizler daha değişik, daha farklı desen seçebilirsiniz. Evet, en sonunda güpür örtümüz de bitmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi şöyle bir özetlersek, dantelimi aplike usulüyle şöyle arkasında çevirelim, etrafını keserek kumaşımıza monte ettik. Daha sonra köşe çalışmalarını yaptık. Daha sonra da etrafını pikoyla süsledik. Winky iğne ile ve sonunda örtümüz bu hale gelmiş oldu. Efendim kullananlar güle güle kullansınlar. Siz de tasarlayın. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir projede buluşmak üzere. Hoşçakalın.